Hemen sohbetlerinden herkese merhabalar arkadaşlar kariyerimizin 7. bölümüyle sizlerle birlikteyiz ve şu karşınızdaki üzücü tabloyla e, bölüme başlamak istediğim Omar Niyas'ı 6 aylığına kiralamak istedik hatta gelecek sezon sonuydu ama e, transfer bütçesine 3.2 milyon euro para istiyordu o zaman şu an 1 milyon euro para olsa sezon sonuna kadar Omar Niyas'ı kiralık olarak kadroma katabileceğim ve Avrupa kupalarında da oynatabileceğim ama ne yazık ki 1 milyon euro paramız olmadığı için Omarnias'ı kiralayamıyoruz. Ee, kiralayamadığımız için de oynatamayacağız. Ee, Mirallas'ı istedik. Ee, Paris Saint Germain'den çok kaliteli e, Guedes'i istedik. Olmadı. İnşallah Patrick Roberts olur. Biraz peşin para lazım. Ne yazık ki paramız yok. Elden birkaç tane oyuncu çıkardık. Van Persie'yi gönderdim bu arada. Ee, 400 bin euroya sattım. Ve maaşının yarısını da kuruyoruz. E, sene boyunca ben ödeyeceğim gittiği kulübe. Hiç önemli değil gitsin. Van Der satmaya çalışıyorum. Fernandao'yu satmaya çalışıyorum. Ee, Olimpik Marsilya Ozan Tufan'ı izliyor mu? Ozan Tufan'da e, 25 milyon euroluk minimum serbest kalma maddesi var. Verisi 25 milyon euroyu alsın Ozan Tufan'ı <laughs> diyerek bölme bölüme sert bir giriş yapayım. Biraz canım sıkıldı transfer yapamadım. E, sol bek stoper ve sağ açık Aldığım zaman işim tamamdı. Çok da iyi olacaktı benim için ama e, ne yazık ki şu an için o işlemleri yapamıyoruz ve beklemedeyiz. Bu arada Kameni yılın Afrikalı kalecisinde ilk 11'ine seçildi. Yani e, Afrika anlatamadım derdimi. Çok kafam başka yerlerde olduğu için. E, yılın Afrika 11'ine seçildi. Kameni şuradan görüyorduk sanırım. Değil mi onları? E, nerede? Afrika Şampiyonlar Ligi'ni falan geç. Ee, burada bir yerlerde olması lazım. Transfer ödül ödül sahipleri en iyi 11'i. Evet. Aha. O zaman seneye gelecek herhalde bu. Yo. Ha bu aylık ama yok gelecek bir senelik. Yılın 11'i. Evet. Yılın 11'inde sonunda buldum. Yılın 11'inde Carlos Kameni görüyorsunuz. Burada e, bu kısa süreçteki en iyi haberimiz buydu. Kamen'in yıl, e, Afrika yılın Afrika'nın yılın 11'inde seçilmesiydi. Roman Neustadt'leri gönderiyorum. Yerli oyuncularda şey yabancı oyuncularda biraz yer açalım dedik ama ne yazık ki e, transferler gerçekten yapamıyoruz. Sağ açığa, kaliteli bir sağ açığa ihtiyacım var. Ve bu sağ açık Avrupa kupalarında da oynamamış olması lazım. Bir tane santrafor lazım. Ne yazık ki bulamıyoruz. Olmuyor. Görüyorsunuz kiralık oyuncu bile alamayacak durumdayız. Şu an tabi e, kiralık oyuncuların da belli bir kapasitede olmasını istiyorum derken Gençler Birliği maçına çıkıyoruz. Ankara'dayız ve Gençler Birliği'nin vuruşuyla maç başladı. 3 puan istiyoruz. Lige e, yani lige bu, bu, bu bölüme 3 puan alarak başlamak istiyorum. Ee, 10. 15. 15. dakikaya geldik diyelim düz hesap. Henüz bir gelişme yok. Halili sarı kart gördü. Rakip orta sahasından bir oyuncu. İki tane sarı kartlı oyuncu var rakipte. Bir varmış. Ee, Ahmet Oğuz sol bekleri sarı kart. Kameni Şkirtel Üç tane oyuncu hata yapıp gol yenir mi ya? İsla, Şikirtel, Kameni. Sol bek Ahmet Oğuz. Nasıl bir adammış bakalım Ahmet Oğuz. Uğur Çiftçiymiş. Ahmet Oğuz sağ bek miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum. Sağ bekmiş Ahmet Oğuz. Standart bir bek oyuncusu. Evet 1-0'lık mağlubiyet devam ediyor. Şuradan agresif bir şekilde yürekli oynayın diyelim. Yani Ahmet Oğuz dedik bizim Hasan Ali hiç iyi oynayamıyor. Bizim sol bekimiz rakibin sağ beki tabii. şu an karlı bir hava var. Soldado da iyi oynamıyor. Hatta çok kötü oynuyor Soldado. Da. 6.3 Nabil Dirar. Değişiklik yapalım. E, Dirar'ı çıkartıp Alper'i alalım sağ açığa. Alper'e kanat destek yapalım. Ekici Ozan. Vur oradan kale. Tekrar ekici. Valbuena. Cilyan'ı atıyor. 1-1 maçta 66. dakika. Bütün Yozgatlılara selam olsun. <laughs> Gol dakikalarında memleketlere selam gönderiyoruz. Evet Ahmet Halil'i bu topu kapıp güzel bir hata çıkmamız lazım. Bu topu kapıp güzel bir hata çıkmamız lazım çocuklar. Dağlı bir şekilde konsantre olmalarını dikte edelim. Hasan Ali soldado. Sakin oyna. Bak gitme. Çok şık bir çalım. Of soldado ne yaptın sen. Çok iyi vurdun gerçekten ama. Keşke orada biraz bekleseydin. Arkadaşların da hücuma katılmasını sağlayabilirdin. Serdar Ozan yerine müdahale. Alper soldado. Solda Valbuana geldi. Giuliano uzaklardan bir vuruş direkten. Uğur da orada niye korner attı? El ayağına dolandı herhalde. Hadi bir korner organizasyonu. Bir gol daha gelsin. Halili, Alper göbeğe dön. Bir korner daha. Üst üste kornerler buluyoruz bu dakikalarda. İkici ortaladı Politeviç. Politeviç de ben severim Politeviç'i. İsmail köy atalım. Ee, nasıl yapalım? forvet destek. İsta'da kanat bek hücum olsun. Haydi ekici. Çok güzel orta Giuliano. Çok yerinde. Çok güzel bir şekilde vurdu kafayı ama. Az farklı top dışarı çıktı. Uğur Politevic. Gençler Birliği geliyor. Ranti çok güzel bir top ama body kötü bir vuruş. Bu arada body kadro dışı mı bırakıldı ben mi yanlış hatırlıyorum. Gençler Birliği'nde biraz Kazan Kaynıyor orada. Teknik direktörü Özat tuhaf açıklamalar yapmıştı. Alper aldık seni ama pişman ettim diye. Evet zorlu Gençler Birliği deplasmanında kötü hava şartları Maç 1-1 Son atak olabilir. Ya, maç bitti zaten. Zaten ne zaman maç bitecek olsa şu top yetişemeden dışarı çıkıyor. Göbeğe oynasaydı orada adam kaçmıştı. Neyse. E, bugün şanssızlık beyler diyelim. Etkili oyunumuz var. İyi oynadık. 2 tane mutlak gol pozisyonumuz var. 6 tane kaleyi bulan şutlu 24 tane şut çekmişiz totalde. Maçın adamı kim? Giuliano attığı golle bize beraberliği 1 puanı getirdi. Zor bir deplasman gençler birliği deplasmanı kolay değil. İddia'da tutunma adına oldukça saldırgan, agresif bir oyunda oynamadılar aslında ama biz talihsizlik, şanssızlık diyelim. Ee, aslında kapanan takımlara karşı öyle hızlı tempo değil de biraz daha düşük tempo oynanabilir. Ciliano şık bir golle bize bir puanı getirdi. Beşiktaş ensemizde, Bursa ensemizde <laughs> Galatasaray aynı şekilde Trabzon. Bu sene Baya baya iddialı gidiyor takımlar. Ben epeydir böyle puan puana bir yarış görmemiştim. Mirallas, West Brom'la anlaştık. Mirallas'ı biz kiralık olarak istemiştik ama sat satma opsiyonuna Everton daha sıcak baktı demek ki. Tam aradığım kanat oyuncusuydu aslında. Avrupa Kupası maçı oynamamıştı. Cuk diye oynayıp ilk 11'de başlayacaktı. Ne yapalım kısmet değilmiş diyoruz. Her şey de elimizde değil. Aslında elimizde yani burada Editörden istediğimi yapabilirim ama tabii ki de bu ne kadar e, Gerçekçi olur Ne kadar beni tatmin eder bilmiyorum Tabii ki de öyle bir şey <laughs> Olmaz e, Kiralayamadık Çok iyi oyuncular var aslında bir tane stoper kiralayacağım ama Neustadtlerin yerine o hazır e, Yiğitan'la tabi devam edeceğiz ama bir tane sağ açık en azından hani sol beki de geçtim İsmail Hasan Ali gideriz onlarla ama canı da kiralayalım gönderelim. E, Fampers'i gönderdik kulübün bütçesinde biraz rahatlama oldu tabi biliyorsunuz göndermemize rağmen e, maaş ödemeleri düştüğü halde transfer bütçesine yansıtılmıyor bu. Bu arada mali duruma bir bakalım nerede. Evet faiz ödemeleri devam ediyor. Ne zaman bitecek acaba? Çok merak ediyorum. ...2016 Temmuz'dan beri var şu ödemeleri görüyor musunuz? Hiç düşmemiş. 2016 Aralık ayı... <laughs> ...beş aydır ödüyoruz. Acaba yani nereye kadar borcumuz olduğunda keşke görebilsek şuradan tek tıkla. 5 milyon euro gider var. Gelir neymiş? Geçen ay 9 milyon euro gelirimiz varmış. De, gene <laughs> gene içerideyiz, gene içerideyiz. Eee der kalmaya mı karar kırdı? Ne alaka abi istemiyorum ben seni. Kalma bende ya. Abi git. Kaç para maaş verim? 2.9 milyon euro bu adama maaş verilirse tabii ki de gitmez bir yere. Ee, abi siz ne yapıyorsunuz ya Neyse şu Sporting'li Lazio'yu Lazio'yu da kabul etmese miydik Lazio'yu kabul etmeyelim mi ee, 800 bin euro oyuncuyu satan takımın Maaşa katkısı olacakmış 163 milyon euro CSKA Moskova bunları kabul etmem 1.3 milyon euro 2.9 milyon euro şu an benden zaten e, Gidiyor ve bir sene daha sözleşmesi var ee, Lazio'yu da kabul edeyim abi. 800 bin euroyu kabul ederim yani giderse 2.1 milyon euro zaten şey olacak. Ee, biliyorsun sözleşmende serbest kalmam. Ee, aynen öyle abiciğim. Aynen. Ozan Tufan'ın şu tartışma mevzusunu çok merak ediyorum. 7. Tartışması 7 olan bir oyuncu bu kadar sorun çıkartıyorsa... Ee, acaba bu tartışma o tartışma değil mi? Yani sportmenlik falan profesyonellik kaç? Bir onlara bakalım. Profesyonellik 14. Sportmenlikle bir alakası yoktur. Huy 9. Huy biraz kötü. <laughs> Vallahi Ozan'cım bizim için vazgeçilmez bir oyuncu değilsin şu an. Abi yapma be. Yani stopere karayı kiralayacaktık. Bunu da kiralayamıyoruz. Neyse yani gelecek sezon sonu dedik 6 aylık kiralayalım bari Kara'yı. Kara bir ara ne adamdı be. Beleş beleş transferlerini yapıyorduk. Nerede şimdi sözleşme transfer teklif yap kiralık teklif gelecek sezon sonu değil. E, bu sezon sonuna kadar kiralayalım. Biz nelerle uğraşıyoruz burada bari stopere bir tane takviye yapalım noştatleri de istemiyorum gitsin abi yani ne kadar az maaş verirsek tamam kulüp bize onu e, transfer bütçesi olarak veya maaş bütçesi olarak vermiyor biz kıstıkça daha da azaltıyor ama biz tabii bunları ne kadar az yaparsak giderimiz o kadar azalacak e, daha kısa sürede kendi takımımızı toplayabiliriz ben şimdi biraz daha e, tecrübeli oyuncuları kadroya katmaya çalışıyorum. Kiralık olarak da olsa Leicester'lı Mendy uygun durumda. <laughs> yani Mendy uygun durumda da benim için uygun bir durum yok. Orta sahaya Mendy'yi alıp ne yapacağım? Can da gitsin. Evet benim ne olur ne olmaz her halükarda e, kiralayacağım bir stoper bu var zaten. Bunu bir kere daha e, erteleyelim. Zaten çok kaliteli bir stoper. Yani en azından şöyle düşünün. Yedek olarak kullanacağım hani yedek olarak kullanacağım stoper bu. Tabi Top kapması falan biraz düşük. Markajı düşük. E, o yüzden kara da ısrarcıyım. Şimdi şuraya yedek 11'le çıkalım öncelikli olarak. Saner'in kafasındaki 11 değil de rotasyonu seçelim. <laughs> e, maça böyle başlayalım. Tabi Can Değirmencioğlu artık sen yoksun kiralık olarak gittin. Bir tane alalım yedekleri arasına. Mehmet Topal soğuza şu değişikliği yapalım. Bizim acil olarak e, bir tane Santrafor bir tane de sağ açık bulmamız lazım. Artık bir şekilde bulacağız. Erhan çıkıyor, alıyor. Evet bu araları biraz hızlı geçelim. 1-0 öne geçtik. Kim attı golü? Elif asist yapmış, Alper atmış. Bir gole bakalım. Elmas, Alper. Ha bu muydu asist? Evet buraları hızlı geçelim. Kupa maçını zaten garanti ettik. E, bence transferi biraz daha vakit ayıralım. Yani bu maçta harcayacağımız 3-4-5 dakikayı transfer ayırsak e, sanırım sizler daha memnun kalırsınız diye düşünüyorum. Bu arada Fernandao'yu şöyle yapalım. Oyuncu rolünü değiştir. Fernandao tam forvet oynayamaz. Hedef adam hücum oynasın. Evet. Evet, 1 sıfırlık üstünlüğümüz ilk yarı sonuçlandı. Elif Elmaz oynasın. Sakatlanana kadar oynasın. Değişiklik yapmayalım. Mehmet Topal yerine Uzan Tufan'ı atalım. Elif Elmaz o kadar da vicdansız olamadım. Alper'le de e, ha, Alper soldu oyunu. Hasan Ali kaldırımla İsmail Köybaşı'nın yerini değiştir değiştirmeden önce İtam'la Şikirteli değiştirelim. Onayla dedik evet. Evet. Fernando'nun golüyle 2-0 öne geçtik. 2-1 oldu. Penaltıdan attılar. Maç bitti. Ne güzel değil mi? Ee, artık zaten garantilemiştik Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçı. İkinci maçımızı yaptık. Bu bölümdeki e, şimdi fiksüre bakalım. Gençler Birliği karşı Osmanlı maçı var. Şimdi e, ben sizlere <laughs> Osmanlı maç gününe ilerleyelim. Osmanlı maç gününden önce e, oyuncu bakalım. Hep beraber buralara gelelim. E, oyuncuyu Zaten gözlemcilikten belli e, şeyleri seçerek, özellikleri seçerek rahatlıkla bulabiliyoruz. Bunları zaten hepiniz biliyorsunuzdur. E, ama kafamızdaki az takıma direkt girebilecek oyuncuları bulamayabiliriz. Abi geliyor musun? Abi süper ya. Sağ açık Patrick Roberts. E, biraz genç oyunculara yöneldik demiştim biliyorsunuz. Avrupa'da oynamış mıydı ama... İnşallah oynamamıştır. Aynen abi süper. Direkt Şampiyonlar Ligi'nde oynatabileceğim. Forvet arkası sol kanat. iç forvet olarak oynuyor ama sanırım sol ayaklı mı? Sadece sol ayağını kullanıyor. Kanat hücum oynaması onun için biraz sıkıntı olabilir. Ama ben mümkün olduğunca Patrick Roberts'ı Kanat hücum olarak kullanmaya çalışacağım. Şimdi bir bakalım şuradan. Pardon özellikleri biraz bakalım. Hız hızlanma gayet yerinde, orta yapması düşük biraz ama yapacak bir şey yok eldekiyle yetinmek durumundayız. Alper ve Nabil Dirar biliyorsunuz her zaman için bize ee, ne derler? E, i̇stediğimiz performansı sergileyemiyor biliyor, sergileyemiyor olabiliyorlar. Doğuz'a verilen sözlerin tutulmamasından dolayı mutsuzmuş. Valla ben de çok mutsuzum. Transfer yapamıyorum. O yüzden hiç uğraşmayalım. Bu arada otomatik kayıda takıldık. Bu arada Van Persie 7 küsür 7,5 milyon euro bir transfer ücreti alıyordu şeyden. 7,75 pardon. E, maaş alıyordu. 400 bin euroya sattım. Ee, bir senelik sözleşme imzaladılar. O da e, 3.75 milyon eurosunu ben vereceğim. Vallahi vereyim hiç umurumda değil yani. Gitsin yeter ki benden. Zaten sakattı biliyorsunuz. Sadece 2 maç oynadık. 6 ay kalmıştı sözleşmesine. Gene hemen hemen aynı parayı verecektik. Çünkü e, maaşının yarısını gene vermiş olacaktık. Üstüne bir de 400 bin euro bir para almış olduk. E, hemen Taner'in kafasındaki 11'i yerleştirelim sahaya. E, bu arada kadro kayıt Patrick Roberts atalım. 14 yabancı oyuncu seçtik. Dirar yerine hemen Patrick Roberts'la başlayalım. E, Dirar'ı sat, sat yani satmaya çalışsak mı acaba? Çok fazla da bir maaş almıyor aslında ama hadi bakalım. Nabil Dirar e, Transfer listesine koyalım bakalım. Gözlemlenecek mi? Patrick Roberts'a kaç numarayı verelim? 21 numarayı vereyim sana. Güzel numara. Şans getirsin 21 numara. Osmanlı maçı öncesi bir transfer bakacaktık ama sağ açığa adam bulduk. E, çok fazla da kadroyu şişirmek istemiyorum. Roberts var. Avrupa'da da oynatabileceğiz Roberts'ı. Alper var, Atıf var o bölgede kullanabileceğimiz. <laughs> Forvet bakarız. Stoperimiz de hazır aslında bir tane. Özer. Makso, Umar. Osmanlıspor etkili bir başlangıç yaptı. Pas yaparak gelmeye çalışıyorlar. Oğlum dalga geçmeyin lan. Düzgün oynayın. O ona veriyor. Lan biraz rubbers'ı gösterseydin stop sürerken falan. Karşı Mars gaz. Tabi. E, Mirallas falan e, Guedes'ten bahsedip Roberts'ın gelmesi biraz üzücü oldu ama Roberts e, şu an olmasa da gelecekte çok etkili bir oyuncu olacak. Isla Soldado iyi yaşırtı ama Roberts iyi aldı önüne. Kırmızı kart Musa Güle Güle. E, Musa Çağıran ben çok seviyorum Musa Çağrı'nı ve bu oyunda da e, almaya çalışacağım Musa Çağrı'nı. Gerçi savaşçı orta saha olarak oynayamıyormuş ama defansif oyun kurucu destek olarak kullanırız. Onu da yapamaz. Almayacağım vazgeçtim Musa'dan. İki yönlü orta saha kullanırsak alırız. Evet kırmızı kart olduğu çok belliydi. Mehmet Güven bir orta saha oyuncusu aldılar kanat çıkartıp. Evet artık biraz daha rahatladık. 10 kişi kaldılar. En azından <laughs> İslah Roberts içeri girdi. İlk asistimiz Soldado ilk golünü atmaya çok yaklaştı Roberts ama kaleci son anda kurtarıyor. Parmaklarının ucuyla bir dokunuş yaptı. biraz daha tempomuzu düşürelim. Bakalım geriye çekilmiş bir takıma düşük tempo daha etkili olabilecek miyiz? Robert son anda kontrol etti. İyi gördü boşluğu. İsmail Soldado penaltı. Yo Soldado yapmış faalütü. Bir an penaltı olduğunu düşündüm. 19 şut çektik. 7'si kaleyi bulmuş. Ee, gelişmiş taktiğe gidelim bakalım. Soldado destek oynasın. Valla Roberts ilk maçında açıkçası pek tad vermedi. Ekici Penaltı lan penaltı. Soldado çok güzel top. Topal vuruyor harika bir gol. Mehmet Topal attı 75. dakika. Lan var ya çok stresli bir maçtı. Üf. İki tane Ankara deplasmanı üst üste zor geldi. Umarım umarım 3 ee, puanı alıp öyle ayrılırız. Alper'i alalım Giuliano'nun yerine. Maçta son anlar. Korner. Değişik bir pozisyondu, kornere çıktı. Valla Mehmet Topal e, resmen hayat öpücüğü verdi. 28 şut kaleye bulan 11 şutumuz var. Şu maç istatistiklerine bakalım. Bir tane mutlak gol pozisyonu var. E, epey ezdik tabi rakip. 10 kişi kalmıştı. E, pek de karşı koyamadılar bize. Karşı hamleler yapma, yapamadılar. Elleri kolları bağlandı çünkü. E, Reflex 18-1'e 1-13. Yaşlanmışsın artık. Litvanyalı bir tane daha kaleci vardı Galatasaray'ında. Adını unuttum şimdi. Aklınıza gelen olacak mı bakalım yazsın. Ee, Galatasaray'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Litvanyalı. Mehmet Topal da ne kadar şey bir adamsın lan sen. Gol atıyorsun atıyorsun. Daha iyisi olabilirim daha iyisi olabilirim. Hadi bakalım. Ee, Dirar ile konuşalım. Bence kariyerin şu dönemde yapılacak en doğru şey bu diyelim. E ee, hemen gözlemcilik bölümüne geldik. Şimdi burada ben ne arıyorum? Ofansif orta saha değil, santrafor, merkez arıyorum. 5'ten geldik, temizle dedik. Ne olsun, bitiricilik olsun. Pas, ee, vizyon, çok çılgın şeyler arıyorum. Biraz fazla şey arıyorum. Farkındayım ama Hız hızlanma, zıplama olsun. Hava toplarında da fena olmasın. Tamam dedik. 6'da 6 özellik Peki Şu pas ve vizyon Tabii vizyon düşüreceğiz. Bu kadar vizyonlu hücum oyuncusu kiralık listeye konmaz herhalde. Omar Niyaz çıktı listeye ama Omar Niyaz bize gelmiyor. Hürgota kiralık mısın babacım sen? Sen de bize gelmezsin yani. Bana bize gelmezsin derken ben istemem seni. Ya alabileceğimiz en 10 numara adam Omar Niyas'ta ama ne yazık ki Omar Niyas'ı da kullanamıyoruz. Şunu kaldıralım. Nicolas Xavi. Bize tam forvet lazım ama biraz. Gerçi fırsatçı golcü olarak da kullanabiliriz. James Wilson. E bari Wilson'ı alalım ya. Süratli oyuncu. Gelecek sezon sonuna kadar kiralayalım. Aynen. Ya bari yani daha değişik tarzda bir santrof olalım. Ne yapalım? Hem çok hızlı hem de bitiriciliği çok iyi. En azından defans arkası toplarla etkili olur. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Seçeneğimiz yok. Oyuncu seçemiyoruz. Alamıyoruz yani. Hirigota'dansa işliyse işte o adam daha iyi. Gelecek sezon sonuna kadar kiralarız. Arkadaş biraz iyi top oynayınca yani sevinemiyorsunuz bir şey. Takım iyi top oynamaya başlıyor. Oyuncular yeni sözleşme istiyor. Kafası güzel milletin. Ne kullanıyorlar anlamıyorum ya. Futbolcu bir de sporcu adam bunlar. Bu kadar sıkıntı stres problem çıkarmaya hiç gerek yok. Evet Bursa maçı bu bölümün son maçı olacak. Ziraat Türkiye Kupası C grubundayız. Ee, Hull'dan Neustadt'lere teklif. Teklifi kabul edeceğiz. Evet çok güzel. Bize hiç bulaşmıyorlar. Bizden hiç para falan istemiyorlar. Bir dakika. Neymiş? Tamam abicim, oynatacağım. Evet, oynat. Söz veriyorum. Söz veriyorum seni oynatacağım. Hatta bak hemen rotasyon. Mehmet Topal yerine Souza'yı atalım. Ozan Tufan İsmail Köybaşı cezalıymış. Kameni of Afrika Kupasına mı gitti Kameni? Haydi hayırlı işler. Ne zaman gelecek? Of adam 6 Şubat'a kadar minimum 6 Şubat. Çok e, sıkıntılı bir dönemden geçmeye başlayacağız sanırım. Neyse. Roberts senle bu maça çıkalım. Acaba iç e, forvet? Forward destek yapsak, İslay'ı da kanat bek hücum yapsak ve böyle deneyelim. İlla kanat oyuncusu yani oyuncuyu da çok zorlamış oluyoruz. Sol ayaklı bir kanat oyuncusu olduğunu düşünsenize. Top gelişini orta yapamayacak. Bu da onun için zor. Can Değirmencioğlu seni 19 yaş altına gönderelim bakalım. Vander da aslında e, gitse çok güzel olacak. Zaten oynatmıyoruz. Isla var, Şener var, bir de Vander Ya benim amacım aslında mümkün olduğunca şu maaşları falan düşürmek. 70 küsür milyon Euro'lardaydı biz oyuna başladığımızda. Şimdi bakalım ne kadar? 67 milyon Euro'ya düşmüş. Yani bu, bütçemiz bir de bu. Gider 58 yani 70 küsürlerden 58 milyon Euro'ya düşürmüşüz bunu. E, maaş bütçemizde daha var. Tabi bunu e, transfere kaydıramıyoruz. Öyle sıkıntılı bir durumumuz var. Kiralık olarak mı? Evet. 300 bin euro al gitsin al. Hiç istemiyorum ya. Hiç bana gerek yok. Abi 115 bin euromuz yok mu bizim ya? Şu adamı alacak. Gerçekten karayı e, transfer edecek 115 bin euromuz yok. Wilson ne kadar üstü? 625 bin euro. Şöyle yapalım. Wilson'da sezon sonuna kadar kiralayalım. Biraz daha düşük olur. <laughs> Hadi bakalım inşallah. Ya zaten bu da gelmezse var ya da oyuncu falan da almam yani. Bu kadroyla devam ederiz. Yapacak bir şey yok. Bu ne lan? Fenerbahçe'ye oyuncu alamıyoruz. Neyse en azından Şampiyonlar Ligi'nden para gelecek. E, ligden de para gelecek. Abi ne olur ne olmaz sen gel ya. Baksana. Mönchengladbach'ler gidiyor musun canım? Mainz'a 59.000 euro. E, Mönchengladbach'a 19.000 19, .000, 19 .000 euro. 163.000 euro biz verecekmişiz. Tam önemli değil. Gitsin. 2.9 mu alıyorduk? 2.9 milyon euro alıyormuş zaten abi. 160.000 euro veririz. Sıkıntı değil. 2 sene 260 bin euro vereceğiz. 500 bin euro vereceğiz. Zaten oyuncu doğru düzgün kullanmıyoruz. O maaşı da hayli hayli çıkarmış olacağız. Hadi bakalım Wilson gel artık. Ne olursun gel. Ya işin kötü tarafı kesinlikle bütçeyi de arttırmıyor. Yani şu 500 bin euro verseler iki tane kiralık transfer yapacağız yapamıyoruz. Otafoga'dan Fernando'ya Aya teklif. Ee, 550 euro değerli, değerinde pazarlıksız. Teklifi beklet diyelim. Hasan Ali için fiyat mı istediniz? Ulusite City Hasan Ali için fiyat istedi. Bakın 5 milyon euro istedik. Verirlerse Hasan Ali'yi alsınlar 5 milyon euro. Evet Roman'la başlayalım bakalım. İlk maçına çıksın. Ee, gerçi çok e, pasör stoper özellikleri yok ama olsun. Van der Wiel kiralık gitti. Evet golcümüz geldi şükürler olsun. James Wilson seni fırsatçı golcü yapacağım babacım. Sen hiç merak etme. Ektife bak diyelim. Ne diyor? 550 bin euro %50 pay sahibi başkası. Ee, ne kadar maaş alıyormuş bu? 1.87 milyon euro. Abi gitsin gitsin. Gerçi biraz daha iyi bir paraya satabilirdik belki ama yani onu da isteyen böyle bir takım yapacak bir şey yok. Otomatik numaralandırmalar 4, 10, 10 numara ne yapıyorsun oğlum sen? 15. 10 numarayı herkese verirse öyle yandık. Resmen var ya e, şey çırpınıyoruz yani görüyorsunuz taktikler. James Wilson fırsatçı golcü. İnşallah e, delik deşik edersin milleti. Tabi ilk düşüncemiz aklımızdaki ilk oyuncu her zaman için solda da olacak. Orada James Wilson gerçekten çok kötüymüş kondisyonu. Neyse ilk yarı oynasın. Ne kadar fazla topu oynarsa ne kadar fazla maç yaparsa takım o kadar. Çok alışacaktır diye düşünüyorum ben. Transferi bile 6 aylık yapıyoruz. Ne 6 aylığı ya? Şu, zaten Ocak ayındayız. 4 aylık transfer. 5 aylık transfer yapıyoruz Hasan Ali, Alper. Hasan Ali seni de 5 milyon euroya satayım. Alper öyle şut mu çekilir? Fotoğrafları çatır çutur çekiyor. Biraz bari bunlar hareket etse. Arada flash patlasa falan da biraz daha şey olurdu, gerçekçi olurdu. Barış Ertuğrul çok iyi bıraktı. Hasan Ali'den mükemmel müdahale. E artık lig maçlarında Volkan'la oynamak durumundayız. Alper iyi gördü Hasan Ali'yi. Tek de yapsa ortayı bence daha etkili olacaktı. Hasan Ali şov yapıyor. Roberts içeri çevirdi Alper. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Wilson çok yoruldum biliyorum ama seni çıkartacağım hiç merak etme. Evet James Wilson'ı çıkartıp yerine Fernando'yu alıyoruz. Fernando A fırsatçı golcü hücum. Fernando A offside. Fernando'yu da sattık. <laughs> en azından elimizdeki oyuncuları çıkartabildik. Bir de öyle bir olay var yani. Ya çıkartamasaydık <laughs> çok büyük sakatlıklar falan olmazsa zaten bu kadroyla eee şampiyonla oynarız diye düşünüyorum. Zaten şampiyonla oynarız da böyle devam ederiz diye düşünüyorum. Ozancım, tufancım. Eee Ekici, ekici ile de Souza'nın yerini değiştirelim. Ama şampiyonluk işi de belli olmaz çünkü e, takımlar dip dibe yani böyle bir es vereceğimiz bir ara olmayabilir. Yani sezon başı 3 tane maç berabere bitirdik. Ama şu an onu kaldırmayabiliriz. Diğer takımlarda iyi gidiyor çünkü. Şikirteli çıkartalım. Çok yoruldu. Çıkartamıyoruz çünkü oyuncu yok. Souzayı atalım. Valbuena'yı da defansif oyun kurucu olarak kullanalım. <laughs> Roberts ikinci maçında da çok etkili. Oynayamadı. <laughs> ya bir de şunu söylemek gerekiyor, yani Roberts talip olduğumuz oyuncular arasında en son şans verdiğimiz oyuncuydu. Ne yazık ki ee, Roberts'ı alabildik daha kaliteli oyuncular da vardı tabi. Kabul ettiler. Alamadık. Kabul etmeyenler de transfer oldu. Görüyorsunuz Mirallas gitti. Kiralık listesindeydi de aslında. Bursa Spor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Maç böyle bitsin. Bizim için de bir şey fark etmiyor zaten. Ziraat Türkiye Kupası'nda zaten gruplardan çıkmayı garantilemiştik. Lider olarak gruplardan çıktık. Ee, Dur bakalım. Şimdi Başakşehir'le bir lig maçı oynayacağız. Bizim için önemli olan o zaten. Biraz ara var. Futbolcular da dinlenmiş olur bu arada. Ee, bölümün son maçına geldik zaten. Transfer konusunda görüyorsunuz elimiz kolumuzu bağlı. Ee, 100 bin, 200 bin euroyu bile verip e, oyuncu kiralayamıyoruz. Bu yüzden de biraz sıkıntılı durumdayız ama ligde iyi gidiyoruz. Avrupa'da da Atletico Madrid'e mümkün olduğunca mücadele edeceğiz ama tabii ki de... E, Dortmund maçındaki gibi bir sürpriz yaparsak ederiz diye düşünüyorum. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.